düşünsene 2024 yılındasın ve 19 yaşındasın. İyi fikir. <laughs> ben senin yerinde olsam, ben senin yerinde olsam bu da bu arada dünyanın en saçma diyaloğuna dönüyor. Yani değilsin. <laughs> Benim yerimde değilsin. Benim yerimde değilsin. Bir de o kadar da akıllı değilsin. Ama galiba 19 yaşındakiler de şunu söylemeden geçmemek lazım. Yaklaşık 3 hafta sonra 50 yaşına gelecekler. Onu unutmamaları lazım. <laughs> Doğru. Ya çok hızlı geçiyor çünkü. Aha 50. Vatkayı ne olduğunu bilmiyorsanız Google'dan aramayın. Hiç rastlamayın. Hiç gerek yok. <laughs> Bizi de gereksiz yere <laughs> utandırmayın arkadaşlar. Evet, evet. <laughs> Bunu düşünmek 50 yaşında adamlar için zor olduğunu tahmin ediyorum da dün bir üniversitedeydik evet. çocuklarla beraberdik. Tabii onlar tam 19 yaşında değiller. 20'li yaşlar kuşağındalar. E, ee, birden empati yapınca bambaşka soru kalıpları, bambaşka bir ihtiyaç olduğunu fark ediyorsun. Bunu dönem dönem kendimiz için de hatırlamak gerekiyor bence. E, ee, bizi birçok benim çok şaşırdığım 16-19 yaş arası insan takip ediyor. Onlarla ilgili konuşmuyormuşuz gibi geliyor ama ciddi sayıda insan takip ediyor. Bunu bir şey yapıyorum, fark ediyorum. Biraz da o taraftan bakıp hani dünya şimdiki dünyanın konumunu 19 yaşında bir zihinle, 19 yaşında bir duyguyla e, simüle etmek, tecrübe etmek ya da tekrar yorumlamak. Mümkün mü? Gel bir elden geçirelim. Vallahi geçirelim. Sorunun sorun. bir 19 kere... Mayıs, 19 evet. Mayıs günü diyorsun. Bu arada şeyi en başından beri çok havalı buluyorum. Yani dünyada bu nadir. Hani bayram, dini, milli vesaire bir, bir sürü başlık altında var ve her bayram bir şeyi öncüller öne çıkartır. Ee, birisi orucu öne çıkartır. İşte ötekisi milli başka unsurları öne çıkartır falan. Çocukları ve gençleri öne çıkartma fikri, bunu baştan tercih etme fikri çok havalı gelir bana baştan beri. Yani tamam. bu çok güzel bir tercih. Yani başka bir ülkeyle konuşuyorken bizim milli bayramlarımızın biri çocuklara, biri gençlere. İtağı ben oradaki var. felsefeye çok biraz geç aydım diye düşünüyorum. Yani çoğu mesela kutlama anın ve kutlayanın büyüklüğüyle ilgili. Ama mesela Çocuk ve Gençlik Bayramı ileri yemek. Biz bunu sana veriyoruz, sana aktarıyoruz. Yani yaptığın işin uzun vadeliliğine dair iddialı bir şey aslında yani iddialı bir fikir. Nereden alındı bilmiyorum yani orijinal böyle bir anda akla gelmiş de değildir herhalde ama... <laughs> Çok havalı gerçekten mesela ben çocukken o gaza geldiğimi hatırlıyorum ilkokul 4'te 5'te 23 Nisanlar bir de şimdiki gibi değildi yani ülke çapında gerçekten büyük bir şenlikli bir olaydı. Bir de biz Ankara'da olunca. Ben 23 Nisan'da kendimi çok havalı hissediyordum tabii, hatırlıyorum tabii, tabii. yani. çok yani Bizden biri oturuyor doğruya ben oturmuş gibi oluyordum <laughs> yani şimdi bilmiyorum nasıllar aynı şeyi inşallah hissediyorlardır. Bu yurt dışından misafir çocuklar geliyordu. Biz evet. evimizde ağırlıyorduk. Fırtısız böyle bir ton tantana Ankara'da olunca iyice trafik yoğun. Onun ne demek olduğunu daha sonra fark ettim ama içinde yetişmek ne demek olduğunu bilmen de gerektirmiyor. İçinde yetişmek yetiyor yani o fikriyatı alman için. O yüzden hani öyle ritüellerin, rutinlerin önemini büyüdükçe anlıyorsun. Mesela şimdi 19 yaşında olmak dedin. Benim ilk aklıma gelen şeylerden bir tanesi bu. Benim o zaman yaşadığım rutin ve ritüeller hemen hemen hiç yok şimdi. Başka şeyler var. Bu arada bende bol miktarda var bu yaş grubundan. <laughs> Doğru. Üç, üç tane gencimiz var mesela bizim ailede. Yani şimdi onlara bakıyorum. Fizyolojik olarak benziyor işte. Ben de muhtemelen öyleydim. Darlanıyordum, trip atıyordum. Garip garip şeylerim, alışkanlık değişiklerim oluyordu falan filan ama... Yani şu anda mesela ellerindeki teknoloji çok fazla belirleyici. Mesela o parametreyi içindeyken kendimi hayal edemiyorum. Yani nasıl olurdum onun içinde. Ya benim delirme ihtimalim yüksekte. O gün şeyim, halimi düşünüyorum. Mesela şimdikiler o yüzden biraz daha bir otokontrol az ya da çok geliştiriyorlar ya da geliştirmek zorunda kalıyorlar. Çünkü bir gitmesi gereken normal hayat var. Bir de oradaki sınırsız eğlence, tüketim işte ya da sarhoşluk hali var diyelim. Onun arasında bir denge. Tabii çoğu dengeyi biraz teknolojiye doğru kaydırmak zorunda kalıyor ama... ...bir kere bence ana belirleyici parametre bu. Ama sen şimdi bu konuyu ilk yani... Şimdi ...biraz önce cümleyi kurduğun zaman... ...19 yaşın hormonal ve e, nöronal profili geldi aklıma. Tabii canım hormon kulaklarından çıkıyor abi. Yani. <laughs> İnanılmaz bir şey. Yani şimdi o ergenlik sonrası... ...işte erken gençlik dönemi diyebileceğimiz o dönem ön beyin gelişimini tamamlamak üzere yavaş yavaş. Kişilik oturuyor. Hayatla ilgili kararlar ve endişeler devri başlıyor. Yani ergenken mesela o endişe yok. Gençlik döneminde gelmeye başlıyor. Hele ki de onun işte üniversiteye başlama, işte bir şeylere karar vermeyle falan ilgili bir dönem olduğunu düşünürsen ağır bir baskı var. Vücutta meydana gelen değişikliklere henüz adaptasyon sağlanamamış. Bizimkilerden biliyorum. Metehan Bey özellikle hala böyle bakıyor ne oluyoruz lan biz falan <laughs> diye. Elinde koluna kadar. Tabii tabii hiç hiç yani hiçbir yere sığamıyorlar falan. Yani şimdi bütün o, o işin biyopsikolojisine baktığınız zaman bir kere kendi başına zor bir dönem zaten. Ama öte yandan da işte içeride o kadar çok kolaylaştırıcı bir gaz var ki bizden hatırla işte. Yani sen ne kadar hatırlıyorum bilmiyorum ama benim 19 yaşım çok net hatırlıyorum yani. Bunun üzerine, şimdi gelmeden önce bunun üzerine düşünüyordum mesela şunu fark ettim. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak çocuklar konusunda gerçekten hassasız. Yani genel kültürümüz de buna yatkın. hani Çocuk olmak Türkiye'de dünyanın geri kalan birçok yerine oranla cennet gibi. Yani önemsiyoruz, ciddiye alıyoruz, hassasız o konuyla alakalı falan. Ama galiba genç sayısı bizde fazla olduğu için genç konusunda çok hassas değiliz. Yani gençler bir evet, potansiyel... Değeri düşük. Değeri evet. düşük bizde. Yani gençler e, önündeki olası belki dünyanın değişimine de denk gelen bir durum. Yani... Şey tipi değişimine de denk gelen bir durum yani genç olmanın yaşı artık 30'lara kadar uzadı. Tabii eskiden 19 20 yaşı 22 yaşındaki adam koca adamdı ee, bir şeydi hani onun duygusunu hatırlıyorum bu arada Tocuğumuz şimdi eskilerin fotoğrafları bakın 60 yaşında dersin... abi <laughs> koca koca bıyıklı mıyıklı bir şey bıyıklı. gibi görünür hani göbeğiyleme ...öyle olmak da istenirdi bu arada yetişkin olmak hani tercih edilen bir şeydi e ee, bu bir önceki kuşak bu atatürkler kuşağı içinde söylenir ya yani 16 yaşında yetişkin oluyorlardı onlar mecburen dünya savaşma baş evet yani. dünya öyle bir dünya mecbur kalıyorsun kritik yani yetişkin olmaktaki kasıt da şu bu arada. Yani kendi hayatıyla alakalı kritik kararlar vermek zorunda kalıyorsun. Ama şimdi öyle değil. Çocuklara belki 30 yaşına kadar bu kararları erteleyecek bir fırsatta tanıyoruz. Belki de onun da etkisi var işin içerisinde. Bu e, gençler çok toplumsal anlamda desteklenen bir durumda da değiller. Ben de hatırlıyorum 19 yaşımı. Yani hani... Bana sorsan benim olduğum yerde amele gibi adamdım. Yani hani hiç böyle hani şey hormon her yerinden fışkırıyor da duygusal. Ya anladım. ben dışarıdan nasıldım bilmiyorum ama içeride çok volkan patladığı bir dönem. Evet, yani. evet. Ya bu arada şeyi yani tekrar mesela bu meselede bence doğrudan ilgili insanın fabrikalarının temel şeyi. Şimdi şehirliyiz ya biz. Yani burada mesela konuştuğumuz şey genellikle şehirli problemleri oluyor. Hep ondan bahsediyoruz. Ve şehirli de hani insanın evrimsel ayarlarından getirdiği o hayatta kalma güdüsünün uğraşabileceği çok fazla tehdit ve tehlike olmadığı için o e, adaptif filtremiz biraz eşiği bayağı düşürmüş durumda. ve Dolayısıyla küçük veya hiç dikkate değmeyecek endişe konuları bugün ana bunalım sorunları olabiliyor. Yani böyle bir anda onlar devasa hale geliyor. Şeyi hani filtrenin bir ayarını açmışsın gibi. Çünkü hakikaten varoluşsal, yaşamsal ne bileyim varolsal var da yaşamsal bir tehdit yok. Açlık riski yok. Vahşi hayvan kovalama riski yok. Şimdi bunların içerisinde... Ayağım kırıldı diye ölmüyorsun işte. Yani. Ha, ha. tabii tabii. Yani onlar devam bakımın var bilmem ne. Ee, yani kalabalığın içerisinde çok fazla interaksiyondan o kadar çok sorun beğenebilir bir haldesin ki. Ya mesela bu dönemde ben bakıyorum etrafımda benim, bizim çocuklar dahil herhangi bir konuya kaptırıp gidebilenlerin çok şanslı olduğu ama kaptıramayanların kendini kapacak bir şeye hızla yem olabildiği bir dönemdeyiz. Yani çok şeye kaptırıp gitmek mümkün. İmkanlar çok çeşitli ama eğer o işte aşırı duyarlılaşmış filtrelerin kapanlarına yakalanırsan o zaman işin biraz zor. Mesela birçok genci bunalımdan çıkarmak bu aralar daha zor gibi gözüküyor. Zaten biliyorsun o şu anda üniversiteye hazırlanan çocuğun, ne haber Melike ve Beroş, anksiyete düzeyi deli, eskiden deli denen insanlardan daha fazla yani şu anda bildiğin gerginler yani böyle her an ve o vücuda yansıyor davranışa yansıyor ilişkiye yansıyor e şimdi bir de beynin izlek bağımlı olduğunu düşün bizim mesela 19 yaşında geçirdiğimiz o yaşlarda geçirdiğimiz hayat bugünkü hayatımızın nedenlerinden biri yani o dönemden bir şeyler getiriyoruz e şimdi bunlar bu dönemlerini bir de ileriye taşıyacaklar ben mesela orada merak edeceğim, endişede falan değilim. İnsan bir adaptasyon her zaman geliştirebiliyor ama şunu çok net anlayamıyorum. Yani onların bulunduğu dünya nasıl gözüküyor onların tarafından bakınca bunu gerçekten çıkaramıyorum. Iki şeyler vardır ya senin zihninde bilemem ya biraz onun daha ileri bir versiyonu. Onlar başka bir hikayede yaşıyorlar bence yani. E, sen de mesela aynı çabanın içerisine girdin, Bende de aynı hikaye var. E, ukalalık yapmadan bu konuda konuşmak çok zor. Çok zor. Tabii. İster istemez farkında olmadan... Tabii. ...olduğun yerden akıl vermek zorunda kalıyorsun. Tabii. İşte ben senin yerinde olsam, ben senin yerinde olsam, bu da bu arada dünyanın en saçma diyaloguna dönüyor yani bir şeyde. Gerçekten hani bu çok çirkin bir fotoğraf. Ben bu. bunu diyeceğim çocuklarım, değilsin. <laughs> değilsin. Benim yerimde değilsin. Benim yerimde değilsin. Bir de o kadar da akıllı değilsin. Yani hani böyle ben senin yerinde olsam deyip de gerçekten üç cümle söyleyeceğim ve hayatımı değiştirecek şekilde akıllı. Belki yaptıklarında ilham verici olabilirsin ama bu bana diyeceğim bir şey değil. Yapıp hayatında göstereceğin hikayelerden bir tanesi. Burada şöyle şöyle bir şey fark ediyorum. Tecrübeye ihtiyacı var herkesin yaşamsal olarak tecrübe kazanıyor bir şey yaparken nitelikli tecrübe de riskle dengeli bir şey hani bizim tecrübe dediğimiz şey risk alabilme kabiliyetinde alakalı bir şey hatalarla biriktiriyor hatalarla mi? beraber hata olasılığıyla beraber. Bunun içerisinde de işte mesela bedensel anlamda ölümcül riskleri de var bisikleti şöyle kullan, motosikleti böyle kullanmak, yani içinde ölüm olasılığı olan riskler de var. Öteki tarafında hayatın içi kitleyici, sosyal anlamda seni zedeleyebilecek sonuç olan riskleri de var. Fakat bu risklere rağmen bir şey denemezsen. Sen gerçekten bir sonraki evreye geçemiyorsun. Bu riskleri göze alıp bir şey denemen yani gerekiyor. Sınırları aşma ayarı. Aşma ayarı. Fakat sorun şu, biz öyle bir kentli ku kültürü ku kurduk ki kolay kolay ölmüyor. kolay kolay başına bir şey gelmiyor. Şimdi e, sosyal olarak da başına bir şey gelmiyor, hele şimdi dijital medyanın da etkisiyle beraber dünyanın en büyük hatasını da yapsa 3 ay sonra unutulabilir durumda. Ya yani o kadar da riskli eylemler değil bunlar. E böyle olunca kişi tecrübelenme yani gerçekten yaşamdan hani nitelikli tecrübeler alıp bir sonrasında karar verme seviyesi düşüyor, kalitesi düşüyormuş gibi görünüyor. Yani bu mesela üniversiteyi şu ya da bu şekilde ailelerinden uzakta okuyan insanların geliştirdiği bazı hakikaten nevi şahsına hazır beceriler var. <laughs> mesela o hayatta kalma çabasına en yakın şey olarak görüyorum. Ben. <laughs> Doğru. Ben mesela bu konuda bahtsız adamdım. Ee, Sen ailenin yanında okudun. Hep ailemin yanında. Ben üniversiteyi orada okudum. Üniversite bittikten sonra mesela Samsun'a taşındığımda Hanya ve Konya farkının ilk <laughs> defa orada yani hakkında ev, evde bir şeyler pişirmen lazım. Ne bileyim kendi programın, kendi bazı ritüellerin falan bunları oluşturman gerekiyor. Sabah yatağını kimse toplamıyor falan. Hani öyle vurup tekmeyi bir hafta gidiyorsun, bir hafta sonra o sana bunalım sebep oluyor gibi. Mesela bu e, yani kabuğundan çıkarak başka bir şeye adapte olma işte risklerle beraber en önemli tecrübe kaynağı ya. Ama şimdi mesela bakıyorum ya çok insanda bu da kolay değil. Çünkü birçok şey hazırlanmış vaziyette. Şimdi mesela öğrenci yurtlarının birçok yerdeki konforuna bakınca dişlerimi gıcırdatıyorum yalan. Biz neydik? Ben şuraya öğrenci yurdunda kalmadım ama benim arkadaşlarım hep yurtta kaldılar. Abi belene kampı gibiydi bir ara. Yani öğrenci yurdu dedim mi, milletin tüyleri diken diken oluyor. Herkes hafta sonu evine kaçıyordu falan filan. Ama şimdi mesela asgari standartlar şunlar bunlar bir sürü şey sağlanıyor. İşte benim oğlanım bile Çanakkale'de kaldığı yurt bayağı havalı yani gittim baktım. Böyle çok da özel bir şey değil yani standart bir öğrenci yurdu. Şimdi bütün bunların içerisinde bir de çok oyuncaklı bir teknolojik kültürü ekle. İşte burada mesela tekrar söyleyeyim endişeli değilim ama bilmiyorum yani mesela insanın fabrika ayarları o yaştaki bir insanın ayar noktasında böyle bir bağlamda nasıl çalışıyor? Şimdi etraftakilere bakıyorum yakın çevrem, işte bir de öğrencilerle çok temaslı olduğumuz için işlevsel gözüküyorlar. Yani bir şekilde hallediyorlar burayı. Fakat bundan sonra yazacakları hikayede mesela gerçek fiziksel etkileşimlerden daha çok WhatsApp yazışması biriktirmiş olacaklar. Ya da ne bileyim gerçek tanışıklıklar oturup çay kahve içmek yerine oradan buradan takipleşme biriktirmiş olacaklar gidip görmek yerine daha çok okumuş olacaklar. Onunla ilgili haberdar olacaklar. Yani enformasyonla dolu olacaklar. Bu mesela benim bende olmayan bir şeydi. Mesela bana ne sağladı? Mesela bu devirde benim gördüğüm entelektüel en büyük tehlike. Onu söyleyeyim direkt. Hani burada ukalalık yaparım. Bir kitabı dört kere okuma mecburiyetimiz vardı bazen kitap olmadığı için. Şimdi birim zamanda otuz kitap okuma. Mesela bir günde şu kadar şey okumalıyım falan gibi bir tüketme işine dönüştüğü için o bilgide derinleşememenin getirdiği bir malumat buruşluk, yüzeysellik, işte derine girememe, derinde tıkanma, derinden sıkılma. Yani daha da fazla görüyorsunuz. derinden sıkılma hikayesi var. Ama bakıyorsun işte o dönemde bu 19'lu yaşlarında diyelim hakikaten muhtemelen etrafında bizim gibi eski tiplerden falan ilham alarak bir şeye takan, bir şeye giren ve orada birazcık derinleşme tecrübesi yaşamış birisinin diğerlerinden hemen ayrıştığında ben görebiliyorum. Yani orada bir cinslik oluyor ama şunu da hemen peşinden söyleyeyim. 19 yaş Allah ömür verirse yani hayatta yaşayacağımız yaşlardan sadece bir tanesi. Herkesin de penceresinin açılma zamanı farklı. Yani kimisi o yaşlarda, kimisi daha sonra, kimisi çok daha sonra açılabiliyor. Kesinlikle. O yüzden yani. o yaşta bu... Ya ben diyorum ya sana, sen kendin için söylersin, ben de kendim için kendi içimden baktığımda çok güzeldi ama dışarıdan mesela rahmetli babama sorsa yok bundan bir şey olmayacak ya bu olmamış bu vitamin az gelmiş falan diyordu o zaman benim için. Çünkü o dönemdeki işaretler böyle bir gidişat göstermiyor. Ben de ne zaman öyle bir şeylere karar verdim bilmiyorum ama o açılımı illa mesela herkesin bu yaşta bu açılımı yakalamasına da gerek yok. Fakat işte o yaşın demin dediğim o fizyolojik önemi var ya tam bir sonraki yetişkinlik döneminde ne yapacağını belirliyor. Mesela ben etrafımda bana bir şey soran gençlere hep bu gevşekliği aşılamaya çalışıyorum. Yani çok da şey yapma, sakin ol. O kadar önemli değil. Çünkü orada bir şeye takıldığın zaman ömür boyunca takılmış kalıyorsun ve bu devirde takılabileceğimiz bence çok fazla şey, yani takılabilecekleri bence çok fazla şey var. Şimdi bizim geçirdiğimiz kültürel aşamaları düşün. Ben hatırlamıyorum. Ya, ama onların bizde bir şey kalıyor. Ee, o kısım tavsiye vermek için kullandığında ukala daha çok hızlı dönüşüyor. Sana, bana ne diyor? Senin zamanında öyleyse diyor. Benim zamanımda öyle değil diye düşünüyor otomatik olarak. Ya yani orada işte bir iletişimsel bir problem. Mesela beni sıklıkla bu işten uzak tutuyor. Ama biliyorsun şeyim senelerdir kürsüyü bana verdikleri için sahneden eke eke ya da YouTube ekranlarından sallıyoruz böyle kafamıza göre. Bizi de seçip beğenenler izliyor. Ama şimdi ben bunu evde anlattığım zaman kimse dinlemiyor. Onu söyleyeyim yani. Yakın planda o kadar da çok önemli değil bunlar. E, o yaşın farklı bileşenleri, farklı versiyonları olduğunu da bence unutmamak lazım. Herkes aynı. Mesela ilk herkes benim gibi değil. Ya benim 19 yaşındaki halim gibi olsa dünya cehennem gibi olur. Bunu benim 19 yaşıma döndüğümde de fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Şimdiki çocuklarla da konuşuyorken kabullenmek zorunda kalıyorsun. E, hayatın tüm seçkisini hormonla yapıyorsun. 19 yaşındayken. E, ne istiyorsun? Kızlar beni beğensin istiyorsun. Erkekler bana saygı duysun istiyorsun. Sosyal olarak bir değerim olsun falan. Öyle, öyle bir, bir, bir şey dönemdesin. Bunun için ama bu, bu buradaki bu talep o kadar yüksek ki bunun için öteki yancıl şeyleri ...disipline etmem falan çok mümkün olmadığı bir dönem. Yani bayağı gerçekten kulağından akıyor hormon yani hani bu konuyla alakalı. Orada ne gerekiyorsa onu yapayım, nasıl gerekiyorsa öyle yapayım diye bir yatkınlığın oluyor. E, böyle olduğunda da e, şimdiki teknolojinin getirdiği yapı... E, ...burada dezenformatif bir zemin belirliyor. Bu arada bu herkes de böyle değil onu söyleyeyim. Yani onun dereceleri farklı. Biz muhtemelen şu anda seninle sahnede ekranda çok konuşan adamlar olarak gençlikte yoğun testosteron çarpmasına maruz kalmış tipleriz ve bu anlarımız çok benim de öyle. Ama bazısının bu kadar yüksek mesela sex drive'ı yok ya da sosyal anlamda bu kadar angaja değil birçok insan. O tamamen yani hormonların kişisel kombinasyonuna göre değişir onu dipnot olarak koyayım çünkü bizi şu anda dinleyen bir 19 yaşında bende niye öyle değil lan falan diye strese girmesin. Muhtemelen onun kombinasyonu biraz farklı olabilir yani. Benim sahada karşılaştığım insanların çok önemli bir bölümü oluyor. Yani bunu görüntüsünü görmüyor, kokusunu ya alıyorlar. Yakış yani. abi ayna karşısında 4 saat makyajda tabii. harcamasının başka bir izahatı yok ki yani bunlar. Hepsi kozmetik uzmanı olmayacaklar sonuçta. Bir zihinlerindeki bir ideal modele yaklaşmak o anda en önemli olan şey. Bu bazılarının sonuçları gerçekten kafalarına kim yerleştirmiş o ideal modeli. Allah e onların ilini versin. Orası deneme alanı işte yani orada deneyecek risk alacak falan. Ya bizim i̇şte kızlar 3 sene önce falan gözlerine böyle kartal bir şey yapıyorlardı böyle. <laughs> bu yani mesela ben normalde suratım öyle bir şey bulaştı dışarı çıkamam. Ama onlar dışarı çıkmadan önce yapıyorlardı bunu. 2 sene sonra vazgeçtiler mesela çok hızlı bir şekilde o şey değişiyor. Bence izlemesi çok zevkli. <laughs> E, e, tabii yani konu seninle ortak küme yapmıyorsa konu çok zevkli. Bana sürmüyorlarsa mesela. Hiç <laughs> mesela şey yani şeydi ha? konu çok zevkli. Burada bir miktar nitelikli baskı altında tutmayan, kişiliği deforme etmeyen bir disipline hepimizin ihtiyacı var. Bu 50 yaşındayken de ihtiyacımız var. Ama şekillenirken, biçim alıyorken karakterimiz ya da kişiliğimiz açısından da biçim alıyorken gerek bu ailenin sosyo-kültürel ortamının getirdiği bir disiplinle bazen de işte okulun ya da sporla ilgileniyorsan sporun getirdiği bir disiplinle ya yaşamına yön veriyorsun. O disiplin senin yaşamını biçimlendiriyor ya da belli bir şekilde sokuyor. Bu dönemde o disiplin işte benim 19 yaşımdaki halime oranla daha kritik bir öneme sahipmiş gibi görünüyor. Abi o disiplin bence bir sonuç. Benim şu anda etrafımda gördüğüm yeni üniversite gençliği de dahil olmak üzere o yaş bandı diyelim merkeze 19'u koy. 2 sene öncesi, 2 sene sonrası. Hayatı ile ilgili gerçekten bir şey istemek ve bu isteğin farkında olmak bence farkı yaratan tek şey. Yani herhangi bir şey istiyor olmak. Rockstar olmak istiyor olabilir, doktor olmak istiyor olabilir, anne baba olmak istiyor olabilir, seksi olmak istiyor olabilir, ne olursa olsun. Ya yani ortada gerçekten ama otantik bir şekilde sosyal medyanın ya da medyanın genel olarak sosyal ortamın kendisine dayattığı şeylerin peşinden koşmayı kastetmiyorum. Kafaya bir şey takmış, bunu yapacağım diyen her devirde yolunu buluyor. Ve mesela o öz disiplini de geliştiriyor. Oraya giderken bir adımlama, bir ritüelleştirme bilmem ne kurallarını da oluşturuyor yolda. Ama ben hep şöyle bir sorun gördüm kişisel gelişimde. Metodu veriyorsun yani her türlü işte motoru, dümeni bilmem rota yok. Yani nereye gideceğini bilmediği için mükemmel gemi operasyonu ama gidecek yer yok. Orada mesela en önemli farkı yaratan şey, şu dönemde de belki bizim dönemimize göre bulunması bir tık daha zor olabilir. Bir insanın kafaya o dönemde bir şey takması yani. Bir profesör bunu söyleyince sanki böyle büyük bir şeyler taktı. Yok abi böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani son derece basit. Biz işte çikletten koleksiyon yapıyorduk. Ya arabaları biriktiriyordum ben mesela. 4000 tane falan vardı herhalde böyle şeyler istifler halinde diziyordum. Böyle saçma sapan bir şey de olabilir. Ne oldu lan onlar acaba? Benim bip kağıtlarımı çok merak ediyorum. Bir ciklet vardı onlardan biriktirelim. Bizim yaş kültürüyle alakalı olabilir. Benim de hayatım boyunca tonlarca koleksiyonum vardı. Yani hani ilgilendiğim. Biriktirmesi. Az olduğu dönemde evet. biriktirmek süper bir şey. Evet. Şimdi çok var yani. Şu anda mesela geçenlerde bir arkadaşımız hani viski koleksiyonu yaptığından bahsetti. Dedim nasıl böyle nadir olanları bulacağım. Bazı araba parası yani şimdi mesela <laughs> şimdi artık koleksiyonculuk herhalde böyle bir şey. Tövbeler olsun. Bizim pullar beleşti ya. Pul işte o kağıtlar matla. Mesela o dönemde bunlar takılabilecek bizim dönemdeki şeylerde bizim aklımızda kalan. Şimdi var etrafımda. Mesela bunların bir kısmı ama ma maalesef nadiren üniversitede. Öyledir pek üniversite, üniversite genellikle sürüklenenler geliyor. Hani şöyle Hani kanalizasyonda gider ya böyle bir şeyler böyle balalıp de şeylere, mazgallara takılır. Biz üniversite öyle kazara genç toplayan bir yer. Ama mesela dışarıda çok görüyorum girişimcilerde, bu erken dönem kafayı bir şeye takmış tiplerde. Mesela onların ne teknoloji bağımlı sorunu var, ne böyle çok büyük ergenlik sonrası problemleri var. Vardır gönül ilişkileri bilmem neleri dışarı çok hayatlarını belirleyecek şekilde yansımıyor. Çünkü merkezde bir tane istek var. Ya yani insan zaten isteği yaratıyor abi. Talebin neyse ona dönüşüyorsun. İşte talebin günceli takipse, talebin popülarite ise, talebin beni hep herkes sevsin falan gibi o zamanında aileyle sıkı bağlantılı olmamaktan kaynaklı travmaların çıktılarıysa falan. Onun götüreceği yer belli. Şu anda bir sede 19 yaşındaki arkadaşım bence şu biz seyretmekten bence 10 dakika önce vazgeçtik. Bence de. <laughs> tamam, bence bu de. Ama, ama hala da bu varsa on da vardır. 15 saniyelik bir meditasyonla çıkar o. Yani ben ne istiyorum abi? Ne, ne takarım ben kafaya mesela da takmamışsa da. Yani bir şey takmakla ilgili bir tandansımız Belki var. Belki bunu şöyle mi tarif etsek? Bunu hala bile kendim de öyle tarif ediyorum. Mesela bir şey takmaktan da öte Basit hemen aklına ilk geldiği yerden davranışa dönüştürmekle belki karşılığı olabilir. Bir şey seçmeyi kolaylaştırmakla ilgili. Tabii, tabii. Çünkü bir şey seçmek deyince bu bu karar herkesi stabil hale getiriyor. Aynen. Dur lan ben şimdi bir şey seçeceğim falan gibi bir şey oluyor. Menü çok büyük. Çünkü ha yani. Halbuki aklına ilk gelen şeyden işte harekete başlamak. Bir şeyle hareket ediyor olmak. Onlardan hiçbiri sabit değil öbürü kaplamıyor. Öyle tanımlanmıyorsun. Ve yani daha önce çok söyledim. Zaman yatırdıkça bir şeye karar verip adım attıkça o işle ilgili bir önce alışkanlık sonra ustalık, sonra tutku geliştiriyorsun. Yani işin süreci önce tutku, sonra ustalık, sonra rutin olmuyor. Tam tersi. Yani oraya bir mesai yatırdıktan sonra ortaya çıkıyor. Birçok kişi mesela gitar alıyor eline. Çok hevesle. İki tımbırdatıyor diyor zormuş bırakıyor bir kenara. Ama bazısı alıyor gitarı eline zorluğuna rağmen tıtır, pıtır, pırtır pır zorluyor. Bir süre sonra o bir tutkuyla birlikte hayatında yer etmeye başlıyor. İşte bu devirde zor olanı belki menünün kalabalık olmasından dolayı bir evet. şey bulmak zor olabilir ama önüne gelen ki ben hala abi yaşım 50 küsür hala aynı şeyi yapıyorum. Yani ciğerden bir şey geliyor yapalım diyorum atlıyoruz yapıyoruz ve yaptığım çoğu şeyde mezarlıkta kalıyor. Yani Mustafa Acıngil'in tabiri de canı yok, ilerlemiyor yani. Ama bazısı canı olduğu zaman seni alıyor götürüyor işte. O herhalde akşam. Ya da sana, e ama işte bizim bilgiye bakışımızla alakalı değişen bir, bir hikaye o. E, biz bilgiyi çok yanlış bir zihinde öğretip biz biriktireceğiz gibi düşünüyoruz. Halbuki Tabii. bilgi öyle bir şey değil. Bilgi kimyaya dönüşüp vücuduna bir yerinden karışıyor işte. Yani. yani onu artık tespit edebileceğim bir şey değil. Görgüye dönüşüyor aslında evet. bilgi. Bu arada o, senin karakterini de o yapıyor bu arada. O kimya Aynen. seni bir karaktere, bir biçime dönüştürüyor. Bu arada ama hani belki altında ukalalık etmek isteyebileceğim, hani dıştan bir yerden ukalalık etmek isteyebileceğim bir şey var. Şu yazı yazma mevzusu ya da okuyabilme mevzusu hikayesi. Aynen. Yani dönemsel teknolojinin yatkınlığı yazmaya ya da okumaya yönlendirmiyor insanı. Yani şimdi benim dönemimde yönlendiriyordu. Benim dönemimde hmm. iletişim mektup Do. Yani şimdi öyle ya da böyle mektupla bir şey yazıyordun, fikrini mektupla anlatmak zorundaydın birine ya da bir şey ve bunu da bilgisayarda yapmıyorduk yani başlangıç aşaması bilgisayarda değil. E öyle olunca yazmak uzak bir şey değildi yani yazmak hayatının doğal bir parçasıydı. Şimdi yani insanlarla bir şeyde tanışıyorken. ...çok gerçekçi bir problem olarak karşına çıkıyor. Kısa metin yazıyor sadece. Ve onu da mümkün evet. olduğunca kısaltmakla övündüğü bir dönemde. Aslında bu bence iyi bir hatırlatma olabilir. Yani nasıl ki para ihtiyacımız olan birçok şeyi yapmak için biriktirmek isteyeceğimiz bir şeyse... ...yazmak da hayatta birçok şeyi yapabilmek için aslında evet. geliştirmemiz çok gereken güzel tarif bir temel beceri. Çok Bu çok... işin parası yani aslında. Evet çok güzel tarif ettin gerçekten. Onu biriktirmekle ilgili bir şey sanki. Evet. Ve Hakikaten ben de pek insanların elinde kalem görmüyorum artık... Hani şey gibi de geliyor. Kağıtları koruyoruz, ormanlar geçsin falan. Ama yani abi insan milyonlarca yıllık bir ayarlamanın ürünü o el yazısı dediğin şey. Seninkine hala gıcık olmaya devam ediyorum bu arada. <laughs> Teşekkür ederim. Ama e, yani onu yapmadığın zaman işte beyne neler olduğunu daha önce çok konuştuk, anlattık. Gelişmiyor, çeşitlenmiyor. Ve biraz da işte o yazmaya dair zihnini oraya odaklamak. Bu da bir öz disiplin biçimi. Dedin ya mektup yazarken şimdi hatırladım. Abi baya karnım ağrırdı yani hele ki aşk mektubu yazacaksan baya yani. uzun ağdalı cümleleri kurmak için önceden çalışmalar. Mesela onun olmadığı bir yerde anı dedim bunu yaptın ne yaptın aşkım tık tık whatsapp mesajıyla haberleşmenin en etkili 3 üç kelimeyi arıyorum. Ben şimdi ona ne diyeyim merhaba demeyeyim de ne diyeyim. Şimdi böyle olunca olmuyor. Yani e, bir şeydi. Bu, bu aslında yeti geliştiren bir Emoji durum var olur. emoji. <gülüyor> <gülüyor> tamam, daha ya daha da şey <laughs> bizim Atıl onu çok güzel beceriyor. Şeyler atıyorlar ya bu ne o hareketli mini gif animasyonlar çıkartmalar. çıkartmalar. Allah'ım ya neler gönderiyor bir yani nereden buluyorlar nasıl bir arşivi var neye göre aratıyor? benim oğlan <laughs> da öyle. seviyor öyle şeyleri. <laughs> tabii tabii. Bizimkiler de artık alışmışlar yani herhangi bir şekilde. Mesela ne bileyim Usama Bin Laden'in böyle yaptığı bir tane şey geliyor. Şimdi, bu ne lan diyorsun? bu nereden bulunur? Yani? <laughs> Hayır olan? yeri gelince de çok adamlı da oluyor bu arada. Evet, yani, gerçekten işe de yarıyor. Bravo dedim. Atılan en son gönderdiği şey vardı. Adnan noktanı şöyle oynadı. Bir <laughs> abi öyle bir şey geldi cep telefonuma yani bu ne diyorum abi? <laughs> İlginç. Bomba bir programı öyle kapatalım. Bomba bir soru soracağım sana. Ee, bu soruyu çocuklardan çaldım. Ee, bu, bu sorunu kendi özelinden hariç bu sorunun mantığıyla nasıl başa çıkacağız diye bir sorun var. Şunu soruyor diyor ki yazılım öğrenebilirim ya, ya, da yazılım öğrenebileceğim bir üniversitenin içerisinde bir şey diyeyim. Yapay zeka geldi muhtemelen benim yazılım öğrenme sürecimde yazılım öğrenme değerli bir şey olmayacak. Yazılım öğrenmiş olmak değerli bir şey olmayacak. 3 sene sonrası 4 sene sonrasında. Ee, ya da 10 sene sonrasında onun için 10 on sene sonrası hala çok şey bir süreç, bir, anlamlı bir, bir, bir süreç. E, bunun algısıyla nasıl baş edeceğiz harbiden? Yani şimdi yapabileceğin her şeyle alakalı atıyorum video makerlık öğreneyim, editörlük öğreneyim ya da ne bileyim fotoğraf çekmeyi öğreneyim falan diye konuştuğumuz hani o zengin paketin %80'inin 10 sene sonrasındaki geleceği ipotekli. Valla Can Canan programları zihin açıyor olabilir. İlk defa aklıma şu anda bir şey geldi bu konuyla ilgili. Ve sanıyorum ben bunu biraz geliştireceğim. Mesela üçgen ucu olan çelik bir murçla çamur üzerine iz bırakarak sonra onu fırınlayıp yazılı tablet haline getirmeyi öğrenmek şu anda çok geçerli bir meslek değil. Yani çivi yazısı dediğim şeyi şu anda kullanmıyoruz. Ama yazı hala yazıyoruz. Yani o öğrendiğin şeyin neye hizmet edin? Yani aracı mı öğrenmeye çalışıyorsun? Bir amaca matuf bir yetenek mi geliştirmeye çalışıyorsun? Buraya baktığında yani çivi yazısının modası geçmiş olabilir ama yazı hala yazılan bir şey. Ee, şeyi dün kağıda bugün tablete ne bileyim yarın bir gün bulutlara neye yazıyorsan o yazı yazılacak yani o olacak. Dolayısıyla mesela yapay zekada yazılım dedim muhtemelen buradan aklıma geldi. Paşam yapay zeka yazılımı tamam yapıyor ama senin istediğin daha sofistike ve dünkü yazılımcının yapamadığı bir şey yapman için de sana yardımcı oluyor. Yani bir de öyle bir tarafı var. Ama bizim teknolojiyle ilişkimizde bir sorun var. O da sorun şu yani bu Harry Ford'un lafıdır. Steve Jobs aynı şeyi söylemiş. Yani Sahada teknolojiyi kullanan insan bir sonrasını talep edemez diyor. Ben diyor insanlara sorsaydım Tabii ne istiyorsunuz? Daha hızlı koşar, daha istiyorum der diyor. Tabii ki. Onun yerine arabayı yapıyorsunuz. İnovasyon o başka bir şey. Ha yani o, o başka birinin şimdi biz normal yaşantımızın içerisindeyiz. Çocuk çok gerçek bir soruyu soruyor çünkü şundan kaynak soruyor. Yarın bir şey yapmak zorunda. Evet ee, bir şeyde. Şimdi benim öyle bir derdim yok. Ben kendime göre bir plan çıkarttım. Ama bu cayır cayır yanan bir soru bir şeyde ben bir bir şey tercih edeceğim. Şimdi biz buradan bakarken teorik konuşalım konuya. Senin de öyle yaklaştığını bildiğim için söylüyorum. Çocuğa şey diyorsun. Meslekle ilgili ilgilenme, bilimle ilgilen. Bilimsel anlamdaki ise biyolojiyle ilgilen, fizikle ilgilen, kimya ile ilgilen. böyle yaparsan burada bilimsel anlamdaki kök konuyla ilgilenirsen mesleklerdeki bir sürü şey değişecektir ama sen yine de bu konuya nasıl bakacağını, ne üreteceğini eee güncelleyebileceksin ya da adapte olabileceksin hikayesi. Ama bu şu andaki onun gerçek hayatında da anlamlı ya ne biyoloji o ne yapayım? yani meslek arıyor orada bir statü arıyor. İşte Kız yani, arkadaşına ne ben, diyecek? Ben bence, biyoloji okuyorum bu diyecek. Yani Bence onun çaresi bak mesleği de, tekniği de merak etmeyi bıraksın. Kendisinden büyük bir şeyi merak etsin. Mesela meslekler ondan küçük. Hayatı merak etsin. Kozmosu Yine çok merak havalı etiketle piştirdim ben sana İnsanı merak <laughs> etsin. İnsanı merak <laughs> Dolayısıyla mesela o her zaman çok büyük olarak kalacak. Için ne öğrenirsen öğren o merakında derinleşmen için bir araç elde etmiş olursun. Ama sen çok güzel bir X mesleğini oldu. aldığın zaman o meslek senden küçük bir şey. O kaybolacak yani yeni gelişim içerisinde. Ama galiba 19 yaşındakilere şunu söylemeden geçmemek lazım. Yani kapatıyorum dedin ama aklıma geldi. Yaklaşık 3 hafta sonra 50 yaşına gelecekler. Onu unutmamaları lazım. <laughs> Doğru. Ya Çok hızlı geçiyor çünkü <laughs> Aha 50. Yani o bitmezmiş gibi gelen şeyler çok hızlı bitiyor. O yüzden bir şey yapın. Yani o kadar. Çok beklemeyin yani. Çünkü hızlı geçecek. Bence çok bunun altında tekrar çizmek için bir şey söylemek istiyorum. Çünkü çok doğru bir şey söylediğini düşünüyorum. Yani e, üzerine düşünerek, bekleyerek, gözlemleyerek, işte başkalarının yaptığının içerisinde yorumlayarak aslında bir, bir şey değişmiyor. Bir şey değişebilmesi için seni davranışa dönüştürmen gerekiyor. Yani bir şey yapmış olmana ihtiyaç var. Ben şu anda İyi bir tanımı yumurtladım kötü. sayende. Kendi başına hiçbir araç ve yardım olmadan ilerleme sağlayamadığın hiçbir konu senin konun değil. Yani kendi başına ilerleme sadece bakarak, sadece kendi kendine okuyarak, düşünerek... ...ilerleme sağlayamadığın bir şey senin mevzun değil. İlla bir okula giderek bir kursu alarak edineceksen oradaki ilerlemeyi. Öyle olmuyor iş. Onlar sadece yardımcı. Yani o yüzden büyük bir şey merak etsinler bence. Güzel. Edelim. Tanım. Hep beraber edelim. Güzel. Evet. Başkasına ihale etmiyorum <laughs> yani. Güzel. Güzel. Yaz farkındaysan, biz kendi 19 yaşımızı ya da 19 yaşında olmayı simüle edemedik sinimizde. Abi yok, ben kabul, baştan kabul, kabul beri ediyorum. düşünüyorum. <laughs> ya tek hatırladım, isim vermeyeyim. Beni bugün nasıl görüyor acaba? Yani tek hatırladığım o, Yani acaba nasıl görünüyorum? <laughs> Ve enteresan bir şekilde 19 yaşımla ilgili hatırladım. Yani en canlı anım o açık mavi üzerine beyaz çizgili kolları kıvrılan vatkalı ceketi giydiğim gün kendimi ne kadar iyi hissettiğim. Çok saçma ama yani en canlanım bu. Miami Vice vardı. O yüzden giydik <laughs> biz onları. <laughs> e böyle ben de ben de biliyorum ceketin kollarını kıvrıldığı Gense falan astarlarının renginin parlak parlak olduğu ceketlerin kollarını kıvırdığımız dönemimiz vardı. Evet. Batkayı ne olduğunu bilmiyorsanız Google'dan aramayın, hiç rastlamayın. hiç gerek yok. <laughs> Bizi de gereksiz yere utandırmayın arkadaşlar. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Batkayı yok öyle bir şey. <laughs>